Gel. Günaydın. Kahve getirdim. Senin sevdiğin gibi sert ve sade. Olanlara hala inanamıyorum Yaman. Çok üzgünüm. Hepimiz Seher'e güvenmiştik. Almıştım. Daha doğrusu çocuk evinde yalnız hissetmesin diye. Her şey yoluna girecek. Yusuf eve dönecek derken İnsanın güvendiği biri tarafından yanıltılması kadar yıkıcı bir şey yok bu hayatta. Yanıltanların yanacağı gün gelecek. Keşke işler bu noktaya gelmeseydi ama sen şimdi ne yapsan, ne söylesen haklısın. Güzel. Her fırsatı böyle değerlendireceksin işte. İlk defa dinledi beni abla. Tabii yaptırdığım küçük hediyenin de etkisi oldu. Konu o sevimsiz teyzeyle ilgili olsa da İlk defa iki arkadaş gibi muhatap oldu benimle. Anlattı mı dün neler olduğunu? Ama tahminimce canını okuyacak o işgüzarın. Bir de teyze cephesini yoklayalım bakalım neler oluyor. Az kaldı. Şu solu dönünce hemen ikinci bina. Ferah Bey'miş. İkbal Hanım. Alo Seher'cim. Nasılsınız canım? Yusuf nasıl? Aklım hep sizde. İyiyiz iyiyiz, merak etmeyin. Çok şükür. Yusuf senin yanında diye içim çok rahat. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa hiç çekinmeden ara, olur mu? Teşekkür ederiz İkbal Hanım. Şimdilik idare ediyoruz. Yusuf için de senin için de ne gerekiyorsa yaparım Seher'cim. Yaman'ın bilmemesi kaydıyla ev bile tutabiliriz size. Çok sağ olun İkbal Hanım. Selim'in konuda yardımcı oluyor bize. Hatta şimdi eve bakmaya gidiyorduk. Ya öyle mi? Ne güzel. Yine de aklında olsun. Bir şeye ihtiyacın olursa lütfen hiç çekinmeden ara beni. Ben tutmayayım sizi. Haberleşiriz tatlım. Görüşürüz. Şimdi de Yaman'a güzel haberleri verelim bakalım. İkbal Hanım iyi bir kadın. Nasıl olmuştu onca zaman? Yaman denen şu adamla ailesine tahammül edebilmiş. Dışarıdan her şeyi bilmemiz mümkün değil. Kiminin kabuğu serttir ama içi... Neyse.